Bu metinden Ara Güler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A seçeneğinde fotoğrafçılığa nasıl başladığı bu söylenmiş babasının hediye ettiği bir fotoğraf makinesiyle fotoğrafçılığa başlamış. A seçeneği olamaz. B seçeneğinde farklı alanlarda çalışmaları olduğu belgesel çektiği de söyleniyor. Demek ki farklı alanlarda da çalışması olmuş. C seçeneğinde alanında dünyaca tanındığı eserleri Çeşitli ülkelerde ve dillerde basılmış çeşitli ülkelerde ne olmuş eserleri yayınlanmış. Bu da demek oluyor ki alanında dünyaca tanınıyormuş. C seçeneğine de buradan ulaşabiliriz. D seçeneğinde fotoğraflarıyla birçok ödül aldığı, aldığı ödüllerden hiç bahsetmiyor. Onun için D seçeneğine ulaşmamız mümkün değil. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu metinde Ara Güler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? A seçeneğinde kitap fotoğrafçılığındaki başarısına, kitap fotoğrafçılığındaki başarısıyla ilgili bir şey burada anlatılmıyor. Onun için A seçeneği olamaz. B seçeneğinde kitabının hangi dillere çevrildiği, kitabının dillere, farklı dillere çevrildiği söyleniyor ama bunların hangi diller olduğu söylenmemiş. Onun için B seçeneği de olamaz. D seçeneğinde en tanınmış fotoğrafına, en bilinen fotoğrafı burada yer almıyor. Böyle bir bilgi metnimizde verilmemiş. Onun için D seçeneği de olamaz. C seçeneğinde benzerleri arasındaki yerine pek çok fotoğrafçıdan farklı olduğu nokta söylenmiş. Mesela 1961 yılında İngiltere'de yayınlanan bir antolojide dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak gösterilmiş. Ayrıca Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'nin Türkiye'den kabul edilen tek üyesiymiş. Bu da benzerleri arasındaki yerini gösteriyor. Yani farklılığını ortaya koyuyor. Buna göre doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Numaralanmış metinlerin hangisi iyi yazı yazmak için gerekli ilkeler başlığı altında yazılacak bir yazıda yer almaz? Bir numarada görmediğimiz, tanımadığımız şeyleri ne anlatabiliriz ne de yazabiliriz diyor. Demek ki bir yazarın bir şey yazabilmesi için önce onu görmesi, tanıması, onu deneyimlemesi gerekiyor. Bu da gösteriyor ki bir numarada anlatılan şey iyi yazı yazmak için gereken bir ilke. Buna göre bir numara olamaz. İki numarada yazmada başarılı olabilmek için mutlaka çok okumak ve bu yolla birikim kazanmak gerekmektedir diyor. İyi yazı yazmak için ne gerekiyormuş? Çok okumak, ve birikim kazanmak. Demek ki 2 numarada olamaz. 4 numaraya baktığımızda iyi konuşup iyi yazmak için mutlaka düşünmek gerekir diyor. İyi yazı yazmak için gerekli ilkelerden birisi de o zaman neymiş? Bu da 4 numarada söylenmiş. Düşünmektir. Demek ki 4 numarada olamaz. 3 numarada ise konuşma ve yazmadan bahsediyor. İyi yazı yazmaktan bahsetmiyor. Konuşmanın daha erken başladığını, daha hızlı olduğunu anlatıyor. 3 numara İyi yazı yazmak için gerekli ilkelerden bahsedilmeyen bir metin. Buna göre doğru cevabımız 3, C seçeneği olacaktır. Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A seçeneğinde memleket özlemi çekmektedir. Şiirimizi okuduğumuzda bir özlemden, özellikle de memleket özleminden bahsetmediğini görüyoruz. A seçeneği olamaz. C seçeneğinde dünyaya karşı şaşkınlık içindedir. Bir şaşkınlığı yok. Neden böyle oluyor gibi bir sorgulaması yok. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde yaşama sevincini tamamen kaybetmiştir. Şiirde bunun tam tersi söyleniyor. Onun için D seçeneği de olamaz. B seçeneğinde sahip olduklarıyla teselli bulmaktadır. Ne iş Güç gelir aklıma ne yoksulluğum derim ki sıkıntılar dura dursun şairliğimle yetinirim avunurum. Demek ki sahip olduklarıyla teselli buluyor. O da neymiş? Şairliğiymiş. Onunla yetenirim diyor. O beni teselli eder diyor. Onunla avunurum diyor. Avunmak ne demektir? Avutmak, teselli etmek demektir. Demek ki B seçeneğinde anlatılan bu şiirde bahsedilen şeydir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.